Muhterem Türk Ocaklılar, çok değerli misafirler. Öncelikle teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Dünyanın her tarafında milliyetçileri zorlayan önemli meselelerden bir tanesi, milletlerinin gözünde sanki hep tehlikelerden bahseden, hep böyle kara haberleri önceden söyleyen evlatları gibi gözükmeleridir. Şimdi bu milliyetçiliğin doğasında var. Milliyetçiliği muhtelif biçimlerde tarif edebiliriz ama bu tarifler içerisinde olmazsa olmaz unsur milliyetçi kadroların milletlerine duymuş oldukları büyük ve karşılıksız sevgidir. Bu sevginin doğa sonucunda milletlerinin istikbaline ve ikbaline yönelik olan tehditler karşısında üstün duyarlılığa sahip olmak, bu tehditleri mümkün olduğunca uzak bir mesafeden görmeye, böyle bir tehdit sezilendiğinde de bunu milletle, devletle tehdidi bertaraf edebilecek olan tüm unsurlarla paylaşmaya çalışmak. Şimdi bu milliyetçiler için doğal olsa da sürekli tehlikelerden bahseden, sürekli işte tetikte olmamız lazım diyen birilerinin varlığı aynı zamanda da sevimsiz gözükebiliyor. Türk milliyetçileri de bu hususlar aslında muzdaripler. Fakat yapacak bir şey yok. Gerçekten milletimizin, yalnızca milletimizin değil, tüm bölgenin de kontrol altına alınmazsa da insanlığın ufkunda kara bulutlar toparlanıyor. Ve bu toplanan kara bulutlar 100 yıl önce Balkanlarda insanlığa çok büyük bir facia yaşatmıştı. 100 yıl öncesinin Balkanlarında meydana gelen ve büyük bir yeryüzü yangınına dönüşen yangının benzer emarelerini, benzer işaretlerini kapımızın dibinde Suriye'de maalesef görüyoruz. Bugün bu yangının potansiyellerini Türkiye'nin gündemine sirayet eden, etleyen kısımlarını beraberce konuşacağız. Önce bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Yangını anlayabilmemiz için Orta Doğu'daki büyük yangının bir araya getirdiği, karşı karşıya getirdiği aktörleri, bu aktörlerin beklentilerini, çatışmayı doğuran bir kısım sebepleri ana hatlarıyla izaha çalışacağım. Böylece konuşacağımız tek tek meseleler bunların içerisinden bir mana kazanacak. Ondan sonra da yakın gündemimizi yine teşkil eden Ankara saldırısından tutup bu yangının somut tezahürlerini, Türkiye'yi yakın gelecekte yine sarsabilecek olan tehlike ihtimallerinin üzerinde duracağız. Onun ardından da bu çizilen çerçeveden vurgulanması gerektiğini düşündüğümüz hususlara dair sorularınızı alacağım ve tartışmayı inşallah derinleştireceğiz. Şimdi uluslararası ilişkilerde bir meseleyi tahlil ederken biz değişik analiz düzeylerinden bakarak olayı kavramaya çalışırız. Bunlar içerisinde en vazgeçilmez olan da sistemik düzeydir. Çünkü dünya üzerinde büyük güçler vardır. Uluslararası sistemin niteliğine göre bazen işte tek kutuplu bir dünyadan söz ediyorsanız o tek kutuplu dünyayı yöneten büyük gücün tavırları, politikaları sizin için önemli hale gelir. Gücün dağılmaya başladığı bir dünya ise diğer büyük aktörlerin tavırları yine önemli hale gelir. O yüzden tahlile büyük güçlerin penceresinden başlayarak girmek yerinde olacak. Biz Soğuk Savaş sonrası dünyanın tek kutupluluğunun 2000'lerin başına doğru hızla eskiyişine şahitlik ettik. Bunun ardından sistem içerisindeki oyun kurucu aktör ard arda iki tane yöntem denedi. Kendi iktidarını, küresel iktidarını sürdürmek için. Bunlardan ilki Irak Körfez Savaşı örneğinde şahit olmuş olduğumuz stratejiydi. Amerika yükselen büyük güçlerin de rekabetini göğüsleyebilmek için o dönemde emsalsiz olan askeri gücünü kullanarak dünya sisteminin geleceğini dizayn için önemli bir askeri operasyonun içerisine girdi. Fakat bunun maliyetleri ve bununla arzu edilen sonucun alınamayacağının görülmesi Obama ile beraber daha farklı bir stratejiye Amerika'yı yöneltti. Aynı hedefe yönelik olarak. Hedef Amerika'nın
bu küresel sistem içerisindeki ağırlığını, etkinliğini mümkün olduğunca uzatmak. Obama yönetimine hakim olan stratejinin Orta Doğu'yu ilgilendiren yönü şuydu. Amerika yükselen tüm büyük güçlerle rekabet edemeyeceğini, yükselen tüm büyük güçlerin hepsini dizginleyemeyeceğini, böyle bir şeyin mümkün olmadığını devlet düzeyinde kabul etti ve bir gücünü toplama, yani Irak gibi askeri maceralar yüzünden açılan yaralarını tamir etme, ekonomik gücünü toparlama ve askeri gücünü de gelecekte kendisini en çok sıkıntıya sokacağını düşündüğü büyük rakip için yığma kararı aldı. Bu kararın anlamı Orta Doğu'da mümkün olduğunca doğrudan askeri varlığını çekmek ve geriden yönetim, liderlik dedikleri, leading behind dedikleri bir stratejiyi hayata geçirmek. Amerika kendisini Orta Doğu'ya bağlayan temel meselelerden mümkün olduğunca kurtulacak. Bu bölgedeki boşluğu da ABD ile Soğuk Savaş ve sonrasındaki dönemde ittifak kurmuş olan ülkeler topluluğu dolduracaktı. Amerika arka planda olacak, ihtiyaç olduğu zaman bu ülkeleri koordine edecek, kaynak aktaracak, askeri vesaire bakımlardan besleyecek. Böylece hem kendi çıkarlarını koruyacak, hem de büyük kavganın kopacağını düşündüğü Asya'daki tahkimatını sürdürecekti. Amerika açısından mesele bu. Şimdi bölgeyle ilgili de bir başka bakış açıları vardı. O da şuydu, bölgede Amerika'nın müttefiki olsun olmasın hakim rejim tipi otoriter rejimlerdi. Otoriter rejimler ve otoriter rejimle yönetilen ülkelerle kendi çıkarları doğrultusunda Amerika işbirliği yapabiliyordu. Ancak ufukta beliren büyük güç rekabeti bu işbirliklerinde gelecekte riske sokabilecekti. Çünkü işte enerji kaynakları dolayısıyla Orta Doğu'ya gelecek olan Çin, gücünü toparlayacak olan Rusya bu bölgeye geldiğinde otoriter rejimlerle daha kolay işbirliği yapabilecekti. Bu rejimlere ihtiyaç duyduğu parayı ve silahı vererek hızlı bir biçimde dengeleri, değişimini sağlayabilecekti. O yüzden Amerika kıtasına doğru çekilirken bölgedeki otoriter rejimlerin de halk hareketleriyle beraber dönüşümü ve toplumsal tabanı daha da kuvvetlenmiş yeni iktidarlar üzerinden Amerikan sisteminin bölgede konsolide edilmesi düşünülüyordu. Çünkü Çin'in veya Rusya'nın diğer büyük güçlerin bölgeye inişi için bir 10-15 yıllık daha zaman aralığı olduğunu tahmin ediyorlardı. Bunu başarırsa Amerika iki şey yapmış olacaktı kendisi açısından. Bir, işte Çin'in meydan okuması dahil ekonomik yapısını güçlendirmiş olacaktı. Yine Uzak Doğu kaynaklı meydan okuma için askeri gücünü yeniden ayarlamış olacaktı. Orta Doğu'yu da daha az kaynak ayırarak Orta Doğu'daki menfaatlerini koruyabileceği, bölgeye dışarıdan nüfuz etmeye çalışacak güçlere karşı da rejim değişimi dolayısıyla bir kalkan kurulmuş olacaktı. Böyle bir makro bakışın olduğunu görüyoruz. Şimdi diğer büyük oyunculara bakıldığında mesela Rusya'yı görüyoruz. Rusya malumunuz Soğuk Savaş'ın mağlubu. O yüzden de 90'ları kendi içinde sıkıntılarla, çatışmalarla geçirdi. 2000'de Putin'in Rus devleti tarafından Rusya'nın başına geçirilişiyle beraber kendisini kendi devlet mantalitesi içerisinde toplamaya başlayan bir güç. Bu güç açısından da 2008 tarihi kritik önemi haiz. Bir Gürcistan Savaşı var burada. 2008'deki Gürcistan Savaşı Rusya'ya iki şeyi birden gösterdi. Bunlardan birincisi askeri kuvvet kullanarak uluslararası sistemin büyük oyuncularına da fiili olurunu alabilecek değişimler yapmak mümkündür. Çünkü Gürcistan Savaşı'nın ardından herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı bir büyük refleks göstereceği, mukabelde bulunacağı ve Rusya'nın kuvvet kullandığı için cezalandırılacağı beklentisi içerisindeydi. Ama Obama iktidarı bu reaksiyonu, bu refleksi göstermedi. Tam tersine reset tuşuna basarak Rusya'nın kuvvet kullanarak kazanım elde edebileceğini Rus devletinin zihnine kazıdı. İkincisi de şuydu, Rus ordusu umulanın altında bir performans gösterdi Gürcistan'da. Dost ateşiyle birbirlerini vurdular, Gürcü ordusu gibi çok daha küçük bir askeri kuvvetin karşısında. Bu da büyük bir reform programını beraberinde getirdi. Putin, Rus devletinin kaynaklarını
Rusya için muazzam sayılacak bir bütçe etrafında öncelikli olarak askeri yatırımlara ayırdı. İkinci olarak da bu askeri stratejiye yaslanacak bir enerji politikası, enerji stratejisi belirlenmeye başladı. Rusya yeni dünyada askeri gücünü akıllı bir stratejiye dayalı olarak kullanacak ve bu strateji de son tahlilde bir enerji jeopolitiğini besleyecekti. Çünkü Rusya Çin gibi her şeyi üreten bir ekonomiye sahip değil, daha çok doğal kaynağa dayalı olan bir ekonomisi var. O zaman doğal kaynağın çok para edebileceği bir jeopolitik düzene dünyayı geçirmek için bu askeri stratejinin kullanılması gerekiyor. Mesela geri gelmişken hemen buradan son şeyle ilgili bir parantez açalım, oradan Çin'e geçelim. Mesela şu anda yaşamış olduğumuz fotoğrafın ben, yani Suriye'ye Rusya'nın gelişinin yalnızca Suriye meselesiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Gürcistan dersini askeri reformla çalışan Rusya, Ukrayna'da yeniden askeri güç kullanarak kazanım elde edebileceğini gördü. Kırım ilhakı bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bu özgüven Orta Doğu'da bir önemli bölgesel güçle ittifakı üzerinden Rusya'yı Suriye'ye indirdi. Bu da İran'la olan ittifakı. Şimdi Suriye meselesinin kendi içinde bir anlamı var. Anlamı ve dinamikleri var. Onları konuşuyoruz. İşte Viyana'da toplantılar vesaireler yapılıyor. Bir de daha büyük resim açısından bakıldığında Rusya'nın plan ve beklentileri açısından bir anlamı var. O da şudur. Rusya Suriye'ye indiği zaman Irak'ın kapısına gelmiş oluyor. Bugün yarın çıkan haberlere bakıldığında Amerikalıların da en çok kaygıyla üzerinde durdukları mesele uçaklarının Irak'ta da uçma ihtimali. Rusya'nın Irak'ta da baş göstermesi demek Basra Körfezi'ne inmesi anlamına geliyor. Şimdi Rusya'nın İran ittifakıyla Irak'ta yer alması ve Basra Körfezi'ne girmesi, şöyle düşünelim, Rusya bugün Suudi Arabistan kadar petrol satan bir ülke. Arda alanında Hazar petrolleri ve Azerbaycan petrolleri var. Irak ve İran'la olan ittifakını buradaki petrol rezervlerinde işin içerisine kattığınızda petrolün arzı yönünde liderliğini bir nükleer gücün yapmış olduğu bir yeni mimari karşımıza çıkıyor. Şimdi bölgedeki ülkelerin tavrına bakıldığında mesela Bahreyn Moskova'da finansal hizmetlerle ilgili yeni yatırımlar yapmak için Moskova'nın kapısına gittiğini görüyoruz. Diğer ülkelerin Moskova'ya yatırımlarla beraber gitmeye başladığını görüyoruz. Dünyada savaş yapılarak para kazanılan tek yer Orta Doğu. Yani Ukrayna'da savaş yaparsanız karşınızda buğday tarlaları var. Afganistan'a girerseniz işte dağlık kıraç bir araziyle yüz yüzesiniz. Ama Orta Doğu'ya girdiğinizde buradaki güçler güç dengesini kendi lehlerine yontmak için elinde askeri kuvveti tutan aktöre sürekli olarak katkıda bulunuyorlar. Operasyon başlamadan evvel İran 21 milyar dolarlık siparişte bulundu Moskova'ya. Ve İran'dan çekinen güçlerde Amerika eğer burada dengeyi sağlayacak bir askeri güç kullanmayacaksa, bölgedeki güvenlik şemsiyesi Rusya'nın koltuğunun altına girecekse, o zaman Rusya'yla iyi geçinmenin yollarını bulmalıyız. Bunun için de bir kısım yatırımları, kaynakları Rusya'ya aktarmalıyız diye bakıyorlar. Rusya bu büyük ödüllerin farkında. O yüzden şu yapılan yorumlar çok anlamlı değil. İşte Rusya burada bir askeri macerayı besleyemez, bunun için ekonomisi güçlü vesaire falan değil yorumları, gerçekçi yorumlar değil. Ukrayna'da belki besleyemez bir askeri macerayı, Afganistan'da belki besleyemez. Ama Suriye, Irak havzasında bir askeri güç olarak durduğunuzda ve karşınızda da kimse yoksa burada sizin askeri operasyonlarınızı finanse etmeye hazır çok sayıda ülke ve kaynak bulunuyor. Peki Rusya niye bu kadar rahat hareket ediyor? Onu da şöyle izah edelim. Uluslararası sistemde askeri gücün kullanımı bakımından bir hiyerarşi var. İlk numarada, yani ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Bu güç ben silah kullanmayacağım dediği zaman otomatik olarak ikinci sıradaki güç avantajlı hale geliyor. O da Rusya. Dolayısıyla bir çatışmaya ve angajmana girmeme
ve geri çekilme stratejisi devam ettiği müddetçe tek başına Rusya'yı karşısına alacak bir asker rekabetin içerisine girebilecek buna niyetli bir aktörü de bölgede bulma imkanı gözükmüyor. Şimdi üçüncü büyük güç Çin. Çin'i biz bu krizler sırasında Rusya'nın yanında diplomatik bir aktör olarak daha çok gördük geçmişte. İşte Ukrayna krizi sırasında biraz ortadan konuştu. Suriye'deki hadisede sembolik olarak Çin var. Çin uçak gemisi yok Suriye limanlarında ama Çin savaş gemisi var. Ve Çin işte geçtiğimiz dönemde Akdeniz'de ilk defa savaş gemilerini dolaştırdı, muhtelif limanları ziyaret etti. Amerika'nın Orta Doğu'daki angajmanı azaltma stratejisinin de katkısıyla şu anda Orta Doğu'dan en çok petrol ithal eden ülke Çin. Mesela Irak petrollerinin yarısından fazlasını Çin satın alıyor. Yine Suudi Arabistan'ın en önemli müşterisi olarak, petrol enerji müşterisi olarak Çin'in ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu aktör kendisine güvenlik planında da bölgeye girip girmeme noktasında uygun zamanı kollayan bir aktör. Ve diplomatik olarak Suriye krizinde başından itibaren Rusya ve Suriye, İran bu hatta bu ittifaka destek vermiş vaziyette. Şimdi ikinci düzeye indiğimizde bölgesel aktörlere bakmamız icap ediyor. Bölgesel aktörler arasında İran'a baktığımızda şunu görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde en çok konuşulan mesele İran'ın nükleer müzakereleri ve Batı ile kuracağı ilişkiler olduğu. Rusya'nın son çıkışıyla İran'ın kafasındaki niyetler arasında önemli bir ilişki var. O yüzden kısaca bu nükleer meseleye bakmamız lazım. Hamaney ve İran rejiminin sert çekirdeği için birinci ulusal çıkar rejimin korunmasıdır. İran'da bizdeki gibi değil iki tip ordu var. Biri genel ulusal ordu, bir de ideolojik ordu. İdeolojik ordu İran'ın devrim muhafızlarından oluşuyor. Bunlar ve Hamaney'in oluşturduğu eksen, bunun etrafında ulemayı ve diğer organları da eklediğimizde İran rejiminin muhafazakar ana gövdesini oluşturuyorlar. Bunlar için birinci ulusal çıkar İran'da rejimi korumak. Şimdi Hamaney rejime karşı bir önemli tehdit, bir de Orta Doğu'da önemli fırsat gördü rejimin bu çekirdeği. Temel tehdit şuydu. Rejim içeriden çürüyor İran'ın içerisinde. İnsanlar rejimi inandırıcı bulmuyorlar. Yolsuzluklar vesaire sebebiyle oluşan büyük bir tepki var. Tabandan yukarıya doğru. Ve bu değişik muhalefet hareketlerine verilen, fırsat bulundukça verilen büyük desteklerle kendisini açığa çıkarıyor. Şimdi buna etki eden bir diğer faktör de fakirlik. İran ekonomisi çeşitlenmiş bir ekonomi değil. İran ekonomisi bir rant ekonomisi. Rant ekonomisi demek doğal kaynak satan, doğal kaynak gelirlerini doğrudan devlet hazinesine aktaran, buradan işte büyük yatırımlara ve piyasadaki diğer memura, esnafa vesaire filan çıkan paranın devlet üzerinden çıktığı bir ekonomik model. Şimdi bu çarkın işleyebilmesi için de İran'ın petrolünü satabilmesi lazım. Yeni teknolojilere ihtiyacı var. Mesela Katar kadar doğal gazı var ama onu çıkaramıyor. Çünkü denizin altından çıkarması lazım. Bunun için teknolojiye ihtiyacı var. O teknoloji, Amerikan teknolojisi, o da yaptırımlar yüzünden gelmiyor. Bunları aşması lazım. Bunları aşarsa rejimin eline para geçecek. O para içerideki muhalefeti yatıştıracak bir refah ortamı, atmosferi sağlayacak. Para ikinci bir amaç için daha lazım. O da Orta Doğu'daki büyük değişimi İran en başından itibaren izliyor. Bunun en somut örneği işte Büyük Orta Doğu yangını dedik. Aslında haritaya baktığımız zaman işte Libya'da bir iç savaş yaşanıyor. Mısır'da işte Sina'da iç savaş manzaralarını andıran çatışmalar yaşanıyor. Mısır'ın kendi içerisinde ciddi sıkıntılar var. Yemen'de bir adeta bölgesel savaş yaşanıyor. Suudi Arabistan Yemen sınırına baktığımızda. Körfez'e geldiğimizde Bahreyn her an bir karışıklık tehlikesiyle tetikte bekliyor. Irak ve Suriye'yi zaten sürekli olarak konuşuyoruz. Orta Doğu'nun kalbinde iki tane önemli ülke çöküyor. Ve bu parçalanma bir paramparça olma doğrultusunda ilerliyor. Yani bu iki ülkenin bileşenlerini oluşturan unsurlar birbirlerinden kopuyorlar. Ve bu kopuş
hem bölge güçlerini birbiriyle rekabete sokuyor, İran, Türkiye ve diğer bölgesel aktörleri, hem bunların arkasındaki süper büyük güçleri bu bölgesel güçler üzerinden, bölgesel güçlerle ittifakı üzerinden karşı karşıya getiriyor, hem de alttan yeni örgütlerin ve yeni güç odaklarının doğmaya başladıklarını ve bölgede etkili olduklarını görüyor. İran bu büyük altüst oluştan mümkün olduğunca fazla pay almayı istiyor başından itibaren. Bunun için de kaynağa ihtiyacı var. Çünkü İran bölgede vekalet savaşları vermek bakımından deneyimi olan bir ülke. Kendi topraklarının ötesinde örgütler organize edebiliyor, bunları eğitebiliyor, belli bir siyasi hedef doğrultusunda cepheye taşıyabiliyor, onların üzerinden diplomatik ve siyasi pazarlık yapabiliyor ama bunları finanse etmek için de para lazım. Parayı almanın yolu da nükleer anlaşmayı yapmak. Yani nükleerle ilgili bir anlaşma yapacaksınız, yaptırımlar ortadan kalkacak. Yaptırımlar ortadan kalkınca Amerika'nın tekrar yaptırımları koymak üzere zorlayamayacağını düşünüyor İran. Çünkü yaptırımların içerisinde Avrupalılar da var ve Avrupalılarla İran'ın şeyin çıkarları örtüşmüyor, Amerikalıların çıkarları. Mesela yaptırımlar kalktığında İran'a ilk akacak sermaye Avrupalı sermaye. Hem tarihsel ilişkileri var hem rejim onlara daha sıcak bakıyor. Avrupa sermayesi İran'la temas ettikten sonra Amerika tekrar çık dediğinde kolay kolay o konsensüsü de sağlamayacağını biliyor. Şimdi peki Amerika'nın beklentisi ne? Amerika'nın beklentisi de Obama politikaları doğrultusundaydı. Bir, İran yüzünden İsrail'de bir savaş yaşamak istemiyorlardı. İki, İran'a akacak olan sermaye üzerinden 1970'lerde Çin'le başlayana benzer bir yumuşama döneminin açılacağını düşünüyorlardı. Yani Soğuk Savaş yıllarında Çin'de Amerika'nın İran'a baktığı gibi baktığı bir ülkeydi. Rejimini tehdit olarak görüyordu. Fakat Çin'le başlayan angajman yavaş yavaş Çin'in dönüşümünü, Amerika'nın önemli bir ticari partneri haline gelişini vesaire filan sağladı. İran'ın da böyle bir sürece geleceğini bekliyorlar. Obama'nın İran çözümü bu. Bölgeye Batı sermayesi girecek. Bunlar yüzü Avrupa'ya, Batı'ya dönük olan unsurları, sivil toplum unsurlarını kuvvetlendirecekler zamanla. Irak gibi bölgelerde devrim muhafızları mesela girişine ses çıkarılmayacak ve devrim muhafızları şunu görecekler. Biz pekala savaş alanında Amerikalılarla yakın bir biçimde de bir şeyler yapabiliriz. Bu bize bir şey kazandırabilir. Doğrudan aynı komuta altında olmamıza da gerek yok. Dolayısıyla işbirliğine imkan vardır. Bütün bunların gösterileceği bir yumuşak angajman stratejisinin ilk kapısını açacaktı. Ve İsrail, Amerika'yı Orta Doğu'ya sürekli olarak bağlayan bir faktördür. İsrail'i de İran'la ilişkiler kurmak üzere ikna edebileceği bir zeminin doğabileceğini düşünüyordu. Obama'nın kafasında bu var. Şimdi Hamaney ne yaptı? Parayı aldı. Amerika'nın isteği, yani anlaşmayı aldı. Amerika'nın ama istediği kısmı vermemek için kapıları kapattı. Nükleer anlaşma kongrede son meydan okumayı da bertaraf ettikten sonra anlaşmayı ortadan kaldırmak için ard arda kanun teklifleri verildi Amerikan Kongresi'nde. En son teklifle bertaraf edildikten sonra biz iki şeyi ard arda gördük. Bir, Hamaney bir emir yayınladı. Cumhurbaşkanı dahil herkese Amerikalılarla en ufak bir müzakere ve temas yok dedi. Tüm temasları durdurdu. İkinci olarak da Rusya'nın yığınağının aleni hale gelmeye başladığını gördük. Yaz aylarında Kasım Süleymani vesaire filan üzerinden devam eden yığınaktı bu. Neyi düşünüyor İran? Bir, nükleer anlaşmayla yaptırımlar ortadan kalktıkça ben arzu etmiş olduğum imkanlara kavuşmaya başlayacağım. Buradaki büyük ödülü toplarken de Amerika'yı dengeleyecek bir başka önemli ve büyük gücü buraya davet etmiş olacağım. O güç de Rusya olacak. Ve Amerika'yı da ittifakına ihtiyaç duymadan bölgenin dizaynında Amerika'nın sunabileceği şey bu askeri kapasite, teknik kapasite, uluslararası alanda işte diplomatik destek, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi vesaire gibiydi. Bu imkanları Rusya üzerinden sunabileceğim. Rusya bana sivil toplumuna nüfuz edip bende rejim değişimi meydana getirmek gibi o türden bir tehdit arz etmiyor.
Dolayısıyla rejim güvenliğimi de Orta Doğu'daki ödülleri toplarken korumuş olacağım. Bu da Hamenei stratejisi. Bu iki şeyin yan yana gelişi, iki beklentinin, Rusya ve İran bu iki önemli beklentisinin yan yana gelişi, Rusya'nın Suriye girişinin kapılarını açtı. Şimdi tabii onun bir adım ötesine, biraz daha merceğimizi bölgeye doğru yönetmeye başladığımızda şunu da görüyoruz. Bu büyük beklentilerin dışında da bir Suriye denklemi var. Yani Suriye meselesinin kendisi var. Kendisiyle ilgili boyutları var. Amerikalılar karşılarındaki fotoğrafı görüyorlar. Rusya ve İran ikilisinin Orta Doğu'da oluşturmaya çalıştığı hattı ve ekseni görüyorlar. Ancak buna karşı bir güçlü ve karşı müdahalede bulunmadan evvel mümkün olduğunca bir büyük çatışmayı ya da büyük gerilimi atlatabilecek imkanlar var mı? Kafalarında daha büyük bir plan olsa bile Suriye'den çıkıp diğerlerine adım atana kadar acaba ortaya çıkacak olan engellerle bu yürüyüş duracak mı, durdurulabilecek mi? Veya Suriye meselesinin kendisinin oluşturduğu, arz ettiği çok büyük tehlike ve tehditler var. Rusya bunlara bulaşırsa, Rusya'yı bertaraf etmek, dengelemek bakımından Rusya'nın kendi stratejisini kullanmak işe yarar bir yöntem midir? Gibi birden çok soruyla, birden çok soru eşliğinde bir karşı strateji hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi biz bu karşı stratejinin bir kısım ayaklarını, unsurlarını sahada görmeye başladık. Neydi onlar? Rusya Suriye'ye girdi ve Suriye'ye girdikten sonra özellikle muhalifleri bombalamaya başladı. Ve biz o bombalamanın ardından daha önce resmen bilmediğimiz bir muhalif grubun varlığından haberdar olduk Suriye'nin içinde. Şimdi Suriye krizinin, iç savaşının başından itibaren hep şundan şikayet edilir. İşte Amerikalılar muhalefete bir şey verdiler, Batılılar. Önce alkışladılar, siz Suriye halkının temsilcisiniz dediler. Onun ardından da sağlam bir destek vermediler. İşte Eğit Donat diye bir program var, bu da bir komedi. 30 kişi, 40 kişi var burada, Pentagon eğitiyor, eğitmiyor. İşte bir büyük devlet bu kadar mı bir meselenin kenarında dolaşır? Fakat Rusya Suriye'ye girdikten sonra Amerikanlılar basına şöyle bir haber sızdırdılar. Dediler ki bizim Suriye'de CIA üzerinden yürütülen bir covert operation, bir gizli operasyonumuz var. Bu operasyonun iki tane ortağı var. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Suudi Arabistan. Biz bu operasyon kapsamında Suriye'nin içerisinde 10 binden fazla insanı eğittik ve donattık. Bu insanların donatımları da yüksek teknoloji içeren silahlar da var. Bunlar arasında TOW, anti-tank füzeleri en önde gelenler. Dolayısıyla Suriye'de bir harekatı derinleştirdiğinizde karşınıza bu gruplar çıkacak. Ben Rusya olarak Suriye'ye girdiğim için bu gruplara silah verildi zannetmeyin. Biz bunu daha önceden verdik. İki tane amacı güdüyor bu basına sızdırma. Bir, Rusya'ya tehdit ediyor. Diyor ki harekatını derinleştirirsen planlama sırasında göz önünde bulundurmadığı burada birçok sürpriz var. Bunlarla karşılaşırsın. İki, sen girdin diye biz bunları vermedik. Dolayısıyla bu sürprizlerle karşılaştığın için krizi tırmandırmamalısın gibi bir diplomatik gerekçe de veriyor. Şimdi diyor ki Washington Post'ta yer aldı bu haber. 2014 başında bu silah sevkiyatı Türkiye üzerinden yapıldı ve bu grupların elinde TOW füzeleri var. Nitekim 10-20 Ekim arasında 82 tane TOW füzesiyle şeyin yapıldığını bildiriyor sahadan kaynaklar. Mesela işte bu Hama, Humus oralara yönelik bir harekata kalktı Suriye ordusu. Rusya bölgeye girdikten sonra ilk harekatta 24 tane tankı vurulmuş bu füzelerle beraber. Sonra ona uygun işte bir kısım pazarlıklar en son Viyana'da bir araya geldiler ve bir Suriye meselesinin kendi iç bünyesiyle ilgili yeni çözüm veya yeni tartışmalar, yeni arayışların olduğunu görüyoruz. Şimdi bu mesele
Tabii Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiriyor. En başından, ilk günden itibaren çok yakından ilgilendiriyor. Türk kamuoyunun haklı olarak da çok hassasiyet gösterdiği bir mesele. Herkesin haklı olarak başından itibaren sorduğu sorular var. Suriye ile ilişkilerimiz çok iyiyken niçin biz bu ilişkilerin bozulmasına göz yumduk? Türkiye pekala işte Ortak Bakanlar Kurulu vesaire yürüttüğü bu ülkeyle ilişkilerini götürebilirdi. Suriye'nin başına yeni birini getirseniz bundan daha iyi dedi sizinle ne yapacak? Bunlar tabii çok haklı sorular. O yüzden de Suriye meselesinin çözümüyle ilgili şeyler, formüller ve Türkiye'nin tavrıyla ilgili de bir gri alan oluşuyor. Ben bu eleştirileri ve şeyleri haklı buluyorum krizin başlangıcı itibariyle. Fakat bunun günümüzdeki bu Beşar Esed'li veya Beşar Esed'siz çözüm tartışmalarına şöyle bir tam anlaşılamayan bir gölgesinin düştüğü kanaatindeyim. O da şu. Şimdi çözüm işte Esed gitsin mi kalsın mı gibi bir tartışma etrafında Suriye'de konuşuluyor. Ve bu tartışmayı dinleyen herkes şu kanaate varıyor. Yani bir adam için ya da bir adama duyulan bir kızgınlık, bir husumet için işte bütün bir ülke mesele haline getirilebilir mi? Şimdi böyle bir kızgınlık ya da böyle bir husumet üzerinden bakıldığında bu itirazların da hepsi haklı. Ama Suriye'nin de bir şöyle bir gerçekliği var. Şimdi aradan 4 yıla yakın zaman geçti krizin başından bu tarafa. Ve bu 4 yıla yakın zaman içerisinde yaklaşık 350 bin insan öldü. Bu ölümlerin sivil toplum örgütlerinin araştırmalarına göre %90'ı, sivil ölümlerin %90'ında da rejim ve müttefikleri, İran, Hizbullah vesaire filan bunlar sorumlu tutuluyorlar. Milyonlarca mülteci var, onu zaten Türkiye olarak biliyoruz. Şimdi sorunu nasıl çözeceksiniz? Mesela herkes bir sorun çözmekten bahsediyor. Suriye'de sorun çözülsün. Sorunu çözmenin parametresi ne? Ne olacak da biz Suriye'de sorun çözü diye anlayacağız. Bunun iki tane parametresi var. Bir, çatışmalar duracak Suriye'nin içerisinde. Öyle bir formül olmalı ki çatışmayı durdurmalı. İki, mülteciler ülkelerine dönmeye başlamalı. Yani hepsi gitmese de insanlar bir yerlere dağıldılar. En azından gitmek isteyen için döneceği bir atmosferin olması lazım. Şimdi sahada çatışan gruplara bakıyoruz. Çok sayıda silahlı grup var. Şimdi biraz toparlandılar. Hele ilk yıllarda yani 900 kadar grup vardı muhalif vesaire filan denilenler Suriye'nin içerisinde. Bir görünen, bir kaybolan. İnsanlar işte köyünü, mahallesini vesaireyi filan korumak için silaha sayılıyorlar. Onlara da bir örgüt adı veriliyordu. Şimdi bunlar biraz daha toparlandı ama yine çok parçalı yapısı var. Şimdi bu parçalılık içerisinde bir bütün dünyanın terörist kabul ettikleri var. İşte IŞİD var ve işte Rusya cephesi, El-Kaide'nin Suriye'deki uzantısı var. Onun dışında kalan grupların yekününe baktığınızda yine 80-100 bin civarında elinde silah olan adam çıkıyor karşınıza. Hem güneyde, Şam etrafında, kuzeyde tüm yapıları aşağı yukarı toparladığınızda. Şimdi bu insanlar İç savaş yüzünden kişisel travmalar yaşamış insanlardan oluşuyorlar. Ailesini kaybetmiş, ailesi tecavüze uğramış, işkence görmüş, şu olmuş, bu olmuş. Ve bu insanlara sizin silah bıraktırabilmeniz için, yani çözüm olduğunda silah bırak diyeceksiniz. Türkiye razı da gelsin, Suudi Arabistan razı da gelsin, bu insanlara silah bıraktırabilmek için bir asgari adil çerçeve göstermeniz lazım. Yani bir şey olduğu artık senin silah kullanma gerekçen ortadan kalktı diyebilmeniz lazım. Şunu söylediğinizde Suriye krizi çözüldü. Nasıl çözüldü? Beşar Esed kalacak. Ama söz verdi sizi artık öldürmeyecek. Silah bırakın dediğinizde bu grupların mühim bir bölümü silah bırakmayacaktır. Silah bırakmadıklarında ilgili anlaşma gereği herkes bunları düşman edilecektir. Yani bir silah bırakma tarihi ilan edeceksiniz. Silah bırakmayanları terörist ilan edeceksiniz. Sonuçta çözüm denen şeyin gelip dayanacağı yer burası. O zaman Amerika'nın, Türkiye'nin, Rusya'nın filan herkesin üzerine çullandığı bir topluluk ortaya çıkıyor. Bu da IŞİD denen şeyi birden militan sayısını, kapasitesini, kendince ideolojik meşruiyetini ikiye filan katladığı bir büyük kara deliği beraberinde getirecektir. Mesela buradaki mültecilere gittiniz. Dediniz ki Suriye krizi çözüldü. Biz masada oturduk, anlaştık. Nasıl çözüldü? Esad kalacak ama söz verdi artık. Size bomba atmayacak. Bir Allah kulu buradan geriye gönderemezsiniz. Çünkü o iç savaşı yaşamışlar.
O yüzden düne yönelik eleştiriler haklı olmakla beraber geleceğe dönük çözüm planları sunulurken de gerçekçi olmamız lazım. Bu meselenin çözümüyle ilgili bunu bir not olarak kenara koyuyorum. Bu meselenin bizi ilgilendiren birden çok boyutu var ve bunlarla sıcak olarak yüzleşiyoruz. Bir tanesi Suriye PKK'sı meselesi, PYD, YPG. Yani adına ne denirse denilsin, önce şunun altını çizelim. Bu örgüt kesinlikle PKK'nın bir koludur. PKK'nın bir koludur ve Suriye'de köklü bir biçimde yerleşik değildir yine. Onun da altını çizelim. Nasıl oluyor diyecekler insanlar. Yani herkes televizyon haberlerini izliyor, bir başka farklı manzara görüyor. Bunun için Suriye Kürtlerinin tarihsel evrimine bakmak gerekiyor. Bunun üzerine yapılmış olan ilmi çalışmalar var, doktora tezleri var. Türkiye'de falan yapılmamış, yani daha objektif meselelerle ilgilenen ülkelerde. Onlar karşımıza şöyle bir fotoğraf koyuyorlar. Diyorlar ki, etnik şuurun en geç uyandığı topluluk, Kürtlerin Orta Doğu'daki coğrafya içerisinde Suriye diyorlar. Burada 1950'lere kadar hep baskın olan kimlik aşiret kimliğidir. İnsanlar bölgedeki yapılar kendilerini aşiret kimliği üzerinden tarif ederler. Milliyetçilik, yani bir üst etnik, bir üst millete tabi olmak Suriyelilik dışında böyle bir kimlik tasavvuru 1950'lerde bir kolu İstanbul üzerinden gelen propaganda, diğer kolu da Celal Talabani'nin Irak'taki örgütlenmesi üzerinden ilk defa Suriye'de görülmeye başlandı. Şimdi PKK hareketinin Suriye'de bulunması paradoks gibi gözükse de PKK'nın Suriye'de faaliyet yapmasını engellemiştir. Çünkü Öcalan Suriye'de çıkarılana kadar örgütüne şu talimatı vermiştir. Suriye devleti bizi koruyor. Bizim buradan alacak bir şeyimiz yok. Biz ne alacaksak Türkiye'den alacağız. O yüzden burada örgütlenme yapmayacağız. Bu işte zaman değişiyor. Amerika'nın Irak'ı işgaliyle beraber PYD'den yapının kurulmaya başladığını görüyoruz. Ama bu yapının Suriye'de yine tırnak tutamadığını görüyoruz. Rejim izin vermiyor. 2004'te Kamışlı hadiseleri vesaire filan var. Sıkı bir biçimde bastırıyorlar. Şimdi Suriye iç savaşı çıktı, ilk krizi çıktığında Kuzey Suriye'ye baktığımızda şöyle bir fotoğraf var karşımızda. Bir tarafta bu Barzani'ye, aşiret bağları vesaire filan üzerinden yakın müzahir bir geniş kitle var. Diğer taraftan Suriye Kürtlerinin kendi içinde bir liderliği var. Michel Temo önemli bir isimdi. Ve bu yerel liderlik Suriye iç savaşının ilk safhasında Suriye Ulusal Koalisyonu içerisinde yer aldı. Yani Türkiye'nin desteklediği, Batı'nın evet bunlar da Suriye toplumunun bir temsilcisidir diyerek kabul etmiş olduğu organizasyonun yapının içinde yer aldılar. Fakat hızlı bir biçimde olaylar gelişti. Michel Temo suikastle öldürüldü. Suikastle öldürülmesinin ardından Suriye devleti PKK ile anlaşarak işte Haseke ve Kamışlı o civardan başlayarak örgütün önünü açtı. Şimdi biz de eş zamanlı olarak sürece başladık. Çözülme süreci olarak ifade etmiş olduğumu sürece. Bu süreç PKK'nın Suriye'deki üstlenmesinin önünü açtı. Nasıl açtı? PKK'nın üzerinden Türkiye'nin sopası kalktı. Dolayısıyla askeri olarak örgüt rahatladı. Rahatlayan örgüt kaynaklarını Suriye'deki meseleler için aktarabilecek kıvama geldi. İkinci olarak Türkiye'nin baskısının üzerinden kalkması, Türkiye'nin Suriye'de oluşuma müdahale ihtimalini de ortadan kaldırdı. Yani kantonlara bayrak vesaire filan çekildiğinde bir Türkiye müdahalesi olacak kaygısını da PKK yaşamadı. Üçüncü olarak da Suriye'de kurulan yapıyla hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalıların diplomatik ilişki kurmasına imkan sağladı. Çünkü Türkiye'nin kendisinin mücadele ettiği, kendisinin terörist mi değil mi tartışmasını yaptığı bir vaziyetteyken bu örgütle Türkiye'nin işte kızgınlığını üzerine çekmeden münasebet kurmanın mümkün olduğunu gördüler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ta Afganistan'dan bu tarafa uyguladığı bir strateji var 2000'lerden sonraki savaşlarında. Bir bölgesel hadiseye müdahale ederken ilk tercih bir yerel güç bulmak. Bu yerel güce hava desteği vermek, bir kısım yer unsurlarıyla koordine etmek ve mümkün olduğunca az kara askeri kullanarak çatışmalara müdahil olmak.
PKK bunu gördü ve bölgede Batı'nın tehdit göreceği unsurlara karşı savaşacak bir yere güç olarak kendisini konumlandırmak için faaliyete geri girişti. Bu faaliyet bir taraftan ideolojik bir faaliyet. Tüm beyannamelerinde, tüm söylemlerinde zannedersiniz ki işte İsveçli bir Sosyal Demokrat Parti konuşuyor. Yani bir yere bir terör saldırısı talimatı bile verilse metnin içinde 15 tane demokrasi lafı geçiyor. İşte demokratik eylem bilmem ne vesaire filan. Yoğun bir temas trafiği, bir imaj çalışmasıyla bu işi oluşturmaya çalıştılar. Beşar Esed'in stratejisi de işlerine yaradı. O da şuydu. Beşar Esed yönetimi Batı'yı ikna edebilmek için Suriye Savaşı'nda uzun vadeli bir kısım stratejilere başvurdu. Burada tabii İran'ın, İran aklının da çok önemli bir etkisi var. Matruşka gibi bir akıl Suriye'de savaşır. İran, Rusya, Suriye muhaberatının işçi olduğu bir akıl. Şimdi ona şunu dediler, bir, savaşta ayakta kalabilmek için düşmanının kendinden daha tehlikeli olduğunu göstermeniz. Bunu yapabilmenin yolu da hapishanelerin boşaltılmasıydı. 2011'in başında hapishanelerde tutulan El-Kaide'liler boşaltıldı. Irak'ta Ebu Ghraib hapishanesinde yine saldırıya uğradı. Oradaki El-Kaide'liler de boşaltıldı. Ve bunlar IŞİD'in hızlı bir biçimde Suriye içerisinde mevzuyu tutması için gerekli omurga insan kaynağını sağladılar. Bugün IŞİD'in ve Nusra'nın vesaire filan yönetim kademesine bakıldığında Suriye ve Irak hapishanelerinde 2011'den sonra salıverilen insanların çok önemli bir çoğunluk oluşturduğunu görüyoruz. Bu ne işe yaradı? Beşar Esed Batı'ya, dünyaya dedi ki benim alternatifim El-Kaide. Burada El-Kaide mi olsun, ben mi olayım? Bu bir diplomatik ağırlık saldırı. İkincisi, göçmenleri bir göçü bir strateji olarak benimsedi. Onun da temel sebebi şuydu. Mesela Türkiye muhalefeti destekliyor. Türkiye'ye yollayın 3 milyon mülteci. Bunlara 5 sene bakmak zorunda kalsın. Türkiye yorulsun. Kendi içinde iş tartışmaları yaşamaya başlasın. Biz bu sorunlara meseleyi nereden ulaştık diye. Ürdün mü muhalifleri destekliyor. 3 milyon mülteci de Ürdün'e gönderin. Onlar da kaynakları tükensin 3-5 sene içerisinde. Ve şunu deme noktasına gelsinler. Bir an önce bu iş bitsin de Beşar Esed'le oluyorsa Beşar Esed'le bitsin. Aynı zamanda mültecileri dışarıya yolladığınızda size karşı savaşacak grupların asker devşireceği bir nüfusu da sınırların dışına atmış oluyorsunuz. Bunların mühim bir kısmı da tekrar ülkeye dönmeyecekleri için iç savaş bittiğinde size karşı olan nüfus demografik dengeyi de kalıcı bir biçimde değiştirmiş olacaksınız. Maalesef kanlı, vahşi, insani olmasa da bu stratejilerin hepsinin zaman içerisinde karşılık bulmaya başladığını gördüm. Şimdi bir diğer önemli mesele bu PYD ile ilgili olarak Ankara saldırısı yine karşımıza çıkıyor. IŞİD-DAEŞ meselesi. Şimdi bu konu Türkiye'nin gündeminde maalesef gelecekte daha da çok olacak bir hadise. Onun altını çizelim. Hiç arzu etmesek de istemesek de. Ve bunu biz yine layıkıyla tam anlayabilmiş değiliz. IŞİD'le, DAEŞ'le vesaireyle falan ne oluyor bu bölgede? Bunların PKK ile kavgası ne anlama geliyor? Ve Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Türkiye'nin geleceğine nasıl sirayet edecek? Bunun üzerinde de yine sağlıklı biçimde durmamız lazım. Büyük Orta Doğu ateşinin Türkiye'yi kavuran kıvılcımları içerisinde öncelikli olarak bu mesele de gündemimizde. Çok konuşuldu artık tarihçesini adeta ezbere biliyor gibiyiz. Irak El-Kaide'sinden neşet ediyor. Ondan önce Afganistan'da kökleri var. Zerkavi'nin oluşturduğu ağ. Bir önemli fark var El-Kaide ile ikisi arasında. El-Kaide'yi biz Orta Doğu'da vesairede üstlenip hem bu bölgedeki hem de doğrudan batıdaki batılı hedeflere saldıran bir örgüt olarak gördük. Yani bu örgütün temel hedefi planlama yapmak ve batılı ülkelerde ya da batılı hedeflere yönelik terör saldırıları yapmak. Zerkavi Network'ü ise bundan farklı. Zerkavi Network'ü Orta Doğu'da belli bir toprakta kök salmak ve devlet olmak istiyor. Şimdi batı açısından bakıldığında bu ikisi arasında bir fark var. Yani birincisinin hedefi doğrudan batı, ikincisinin hedefi ise çatışmayı Orta Doğu'ya doğru zerk ediyor. Yani El-Kaide ideolojisi ya doğrudan batıyla çatışacak
ya da İslam dünyasında bir iç savaş çıkaracak. Bu iki lider aslında tercihe şayan olan çatışmanın Orta Doğu'da geçmesi. Şimdi Irak'tan başlayarak bu Zerkavi Network'ünün oluşturduğu Irak El-Kaidesi, sonra Irak Şam İslam Devleti, sonra İslam Devleti diye kendini adlandırdı. Bir yayılma stratejisi var. O yayılma stratejisi iç savaşa dayanıyor. Mesela diyelim işte Irak'ta Amerika ile savaşacak. Yalnızca Amerika ile savaşmıyor. Aynı zamanda orada tetikleyebileceği mezhebe dayalı bir fay hattı varsa bunu tetikliyor. Bir iç savaş atmosferi yaratıyor. O iç savaş atmosferinde de temsil iddiasında bulunduğu Sünni kitlenin içindeki sosyal tabanını genişletiyor. Çünkü iç savaş psikolojisine kapıldığınızda dar kimliklerinize çekiliyorsunuz. O dar kimlikler etrafında nefret ve husumet birikiyor. Bu nefret ve husumete kanal açan, onun bayraktarlığını yapan, savaşçılığını yapan en kudretli güç, koruyucu güç haline dönüşüyor. Ve arkasına kitleleri alabiliyor. O yüzden Anbar'da ve diğer yerlerde önce Felluce'de vesairede falan şehir savaşına girerek bunu destekledi, bu stratejiyi uygulamaya çalıştı. Amerikalılar ancak işte modern koruculuk sistemi diyebileceğimiz bir sistemde aşiretleri vesaireyi sahva etrafında birleştirerek bunu bir miktar söndürebildiler. Aynen benzer mantığa uygun bir biçimde Suriye'de kendisine yer buldu işin. Çünkü bir iç savaş vardı ve o iç savaşın devlet otoritesinin yıkışını gördü. Kendisine açılan alana yerleşti. Şimdi yeniden yerleşmek istediği coğrafyalarda da bir iç savaş ve iç çatışma atmosferi istiyor işin. Mesela Suudi Arabistan'a yerleşmek istiyor. Suudi Arabistan'a yerleşmek için seçtiği hedef orada azınlığı teşkil eden Şii camilerine saldırıda bulunmak. Şimdi diyeceksiniz ki Suudi Arabistan'a yerleşmek için kraliyete saldırması lazım. Ancak strateji şöyle işliyor. Şii camilerine saldıracaksınız. Zaten bir mezhep gerilimi var. Onlar bir cevap verecekler. O Sünni-Şii gerilimi çatışmaya dönüşecek. O gerilimin içinde kendini geniş kitleye kabul ettirecek bir örgüt olarak sivrilecek. O arada kraliyete karşı da savaşacak. Alanını iki cepheli olarak açacak. Şimdi Suudi Arabistan'da Şii camiine saldırının mantığıyla Ankara Garı önünde etnik ve mezhebi bir fay hattını aynı anda tetikleyebilecek bir hedefe saldırının mantığı birbiriyle örtüşüyor. Türkiye'de Şii caminin bu anlamda bir muadili yok ama siyaset ve siyasetteki işte mezhep ve etkisi üzerinden geçen bir fay hattı var. O fay hattını tetikleyebilecek bir saldırının mantığı benzerlik arz ediyor. Şimdi bu genel stratejisiyle iki tane ana sacayağı var genel stratejisinin işinin Türkiye'ye yönelik. Bir, zamana yayılmış bir biçimde devam eden bir ideolojik faaliyet var. Bu ideolojik faaliyeti sosyal medya üzerinden görüyorsunuz. Diğer bir kısım bu kitler ve seller üzerinden görüyorsunuz. Bir ideolojik propaganda var. O propagandanın bir ucunda bir eleman devşirme, eğitme vesaire sistemi var. Bunun bir tarafında Güneydoğu'dan özellikle ve diğer yerlerden Suriye'ye savaşmaya gidenler, oradan aldıkları eğitimle dönenler var. Bu ilk safha henüz tamamlanmış değil. İkinci sacayağında ise yine bir iç savaş görüntüsü veren bir coğrafyaya yerleşme hedefi var. O da Türkiye'nin Güneydoğu'su. Şunun altını çizelim. PKK'nın bu bölgede ilan etmiş olduğu kantonlaşma, işte özel bölge vesaire filan denilen şeyler, eğer buralarda biz devlet otoritesinin bütünüyle sağlandığını göremezsek, oralarda bir başka örgütün daha denklemin içerisine girmesiyle beraber ateş topuna dönmüş bir çatışma coğrafyası göreceğiz. Çünkü IŞİD'in yerleşme mantığına uygun hale gelecek. Mesela Cizre buraya gelecek ve diyecek ki burada devlet otoritesi de yok. İşte bu örgüte karşı onun bastırdığı kitlelerin de temsilcisi olarak IŞİD kendini eylemlerle duyurmaya başlayacak. Zaten bu terör örgütleri kıyıcılıkta sınır tanımıyorlar. Yani sivil, şu bu vesaire filan ayrımı söz konusu değil. Her gün karşılıklı olarak 50 kişinin oradan öldürüldüğü, 100 kişinin buradan bir şey yapıldığı bir karmaşa coğrafyasına bölgeyi dönüştürmek istiyorlar. Bunu besleyecek maalesef bir başka dinamik daha var Türkiye'nin önünde. O da şu, hatırlayalım, Süleyman Şah Türbesi taşınırken ileri sürülen gerekçelerden bir tanesi şuydu. İşte IŞİD her yerde bombalanıyor.
Ama Süleyman Şah Türbesi NATO toprağı, oranın etrafı bombalanmadığı için işi de oraya doğru geliyor. Yani türbenin etrafına birikiyor deniliyordu. Şimdi Suriye'nin üzerinde belki 20'ye yakın ülkenin uçağı uçuyor IŞİD'i bombalamak için. Bir aşamadan sonra bu bombalama hızlandığında Türkiye sınırının ötesini önce şöyle görmeye başlayacak. Burayı geçersem çok ülke beni bombalayacak. Ama sınırın diğer tarafında 30 ülkenin şeyiyle karşılaşacağım, taarruzuyla karşılaşacağım. O yüzden bir kısım militanını Türkiye'ye göndermek için de bir uygun zemin oluşuyor örgütün mantığı açısından. Bütün bu söylediklerimin yakın vadede yani acil Türkiye'nin gündemi açısından şu bakımdan önem arz ettiğini görüyorum. Türkiye eğer Güneydoğu bölgesindeki devlet hakimiyetini tam sağlamadan şu anda başlattığı terörle mücadele evresinden çıkarsa bundan sonraki ikinci safhada bugün hiç kağıtlığın kitabın üzerinde gözükmüyormuş gibi gözüken tonla risk Türkiye'nin karşısında bulunacak ve Türkiye maalesef bu risklerle yani bu da hayali riskler değil. Şu anda öyle adım adım varlığını, gelişini, ihtimallerini falan göstermeye başlayan bir risk sarmalı. Bu risklerle boğuşmakta çok çok daha zorlanacak. O yüzden binanın tüm camlarının çakılması lazım. Bu ceza teorisiyle, suç teorisiyle ilgili bir benzetmedir. Bir bina görürsünüz, bina boştur. Fakat camları takılıdır. Hiç kimse bu binanın camlarını taşlamaz. Bir gün camlardan bir tanesinin kırıldığını görürsünüz. Eğer o cam yerine takılmazsa bir hafta içinde tüm camlar aşağıya indirilir. Türkiye hiçbir camını ve çerçevesini kırık bırakmaması gereken, güvenlik açısından kırık bırakmaması gereken bir dönemden geçiyor. Çünkü etrafındaki risk haritası bakımından önemli. Şimdi bu tabii tek başına örgütlerle ilgili değil. Bu örgütler bir dehliz. Yani karşınızda bir örgüt var olduğunu görüyorsunuz, düşünüyorsunuz ama örgütün arkasından örgüt çıkıyor. Örgütün içinden, arkasından istihbarat yapılanmaları çıkıyor, devletler çıkıyor. Devletlerin de birbirlerinin canını yakacak biçimde birbirleriyle uğraşmalarının, mesaj alıp vermelerinin en somut kolay ve görünen yolu, yöntemi bu terör örgütlerini bir yönden veya diğer yönden sevk etmek, yönlendirmek oluşturuyor. O yüzden tabii Türkiye bu coğrafyada bir büyük rekabetin içerisinde, demin bahsetmiş olduğumuz rekabettir. Bu Orta Doğu haritası bölge yeniden çiziliyor. Türkiye burada önemli bir bölgesel oyuncu. Bir taraftan kendi ittifak sistemiyle sıkıntıları var, Amerika ile vesaireyle. Diğer taraftan rakipleri onu iyice bölgenin dışına atmak için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden tehditler ufukta belirdiğinde Türkiye tedbir alması gereken bir ülke. Onu da altını çizelim. İki tip ülke vardır. Amerika gibi bir büyük güçseniz tehdit burnunuzun dibine gelene kadar onu umursamama lüksünüz vardır. Çünkü muazzam bir kapasiteniz var. İstediğiniz mesafede, tercih ettiğiniz mesafede tehdidi karşılar ve üzerine gidersiniz. Maliyeti farklı olur ama siz çok büyük bir güç olduğunuz için o maliyeti ihmal edebilirsiniz. Ama daha orta büyüklükte bir güçseniz tehditleri belli bir mesafeden görmelisiniz. Ancak o zaman güvenlik kalkanınızı kaldırabilirsiniz. Ancak o zaman tehdidi karşılamaya hazır hale gelebilirsiniz. Bunun anlamında bu tehditler belirmeye başladığında onları mümkün olduğunca erkenden tespit etmek ve gerekli güvenlik kalkanını kaldırmak için hazır hale getirmek. PYD ve PKK üzerinden bir hızlı diplomasi trafiği yaşanabilir önümüzdeki dönemlerde. Bildiğiniz gibi işte Rusya PYD'ye, YPG'ye bir ofis açılması için izin veriyor. Rusya'nın Orta Doğu'ya inişi konjonktürel, işte 3-5 günde gelip geçecek bir iniş değil. Bu tasarlanmış, Rusya tarafından arka planı hazırlanmış bir geliş. Bu gelişin sacayakları arasında da soğuk savaş yıllarında Orta Doğu bölgesinde ilişki kurulmuş olan ülkeler, siyasi elitler, ideolojik elitler, bunların mirasçıları, tüm bu network'le temas sağlama stratejisine dayanıyor. Mesela bakıyorsunuz, işte Mısır'da Sisi rejimi, bu rejimi Körfez Arapları finanse ediyorlar, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Rusya'nın Suriye'ye gelişine karşı ama Mısır Rusya'nın Suriye'ye gelişini
alkışlıyor. Niye alkışlıyor diye bakıyorsunuz. Yönetimin tipine, omurgasına bakıyorsunuz. Burada bir yeni nasırcılık görüyorsunuz. Yani Arap milliyetçiliğinin o nasır döneminin ideolojik mirasını taşıyan bürokratik kadroların devletin içerisinde sivrildiğini ve devlete bunun üzerinden bir yön verme çabasının olduğunu görüyorsunuz. Kuzey Irak'ta bir karmaşa görüyorsunuz. Karmaşanın aktörlerine bakıyorsunuz, Barzani ile çatışanlara. İşte orada KYB'yi, KYB'nin son geçmişini görüyorsunuz. Sovyetlerle ve İran'la olan ilişkilerini görüyorsunuz. Yani Rusya'nın bölgeye girişi Soğuk Savaş'taki cephe ve çatışma hatlarını da bunlara da enerji veren, bunları da hareketlendiren bir netice doğurdu. Bu PKK için de söz konusu. Ayrıca PKK'nın şöyle de bir rasyonel hesabı var. Diyor ki PKK, ben Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişki kurdum. Bu ilişkiyi mümkünse muhafaza edeyim ama benim temel amacım özerkliği kazanmak. Bana özerkliği kim verebilir? Bana özerkliği Amerika verecekse yeni Suriye'yi kuran masada olması lazım. Amerika yeni Suriye'yi kuran masada nasıl olur? Bir doğrudan Suriye'ye askeri müdahale etseydi etkili bir aktör olurdu. Bunu yapmıyor. Beşar Esed tek başına oradayken yapmadı. Bundan sonra da yapmaz. İki, müttefikleri üzerinden etkili olabilir. Kim müttefikleri? Türkiye, Suudi Arabistan, işte efendim ve sahadaki güçler. Bu güçler zaten Amerika'dan şikayetçi. 50 yıllık NATO müttefiki Türkiye, ben Türkiye'ye terör saldırıları yapıyorum. Amerika 50 yıllık müttefikini benimle beraber girişeceği bir taktik hamle için gücendirmekten çekinmeyen bir güç. Zamanı geldiğinde beni bozuk para gibi harcar. Bunu da düşünüyor PKK bir rasyonel aktör olarak pazarlık masasına oturduğunda. O yüzden yeni Suriye'yi kuran masanın Rusya tarafından tanzim edileceği kanaati onlara daha fazla hakim hale gelmeye başlıyor. Orada da şunu hesap ediyorlar. Beşar Esed'in devrilmemesine Amerika razı oldu. Rusya bu rejimi destekleyecek. Öyleyse yeni Suriye'de iç dengeler belirlenirken masanın ağırlıklı tarafı burası olacak ve bana özellik vermeye muktedir olan kesim de bu taraf. Dolayısıyla Amerika'yı mümkün olduğunca cepheden karşıya almadan biz Rusya'nın arzu ettiği tarafa, safa doğru geçmemiz lazım. Bu tabii Amerika için Suriye'deki ard arda gelen jeopolitik hezimetlerin zincirinin bir başka halkasını teşkil edecek. Dolayısıyla Türkiye için Suriye'de değişen, değişmesi muhtemel ittifak ilişkileri vesaireyi bunları da görerek bir hızlı diplomasi geliştirme süreci bakımından bunun önem arz ettiğini düşünüyoruz. Burada aktörler, büyük aktörlerin birbirlerine bakışları önemlidir. Eğer bu meseleyi Orta Doğu ve Basra Körfezi meselesi olarak Batı görmeye başlarsa ve buna bir cevap üretmediği takdirde bu dama taşlarının toplanması gibi diğer coğrafi alanlara da bu şeyin yayılacağını görürse, o zaman işit filan da değil, esas mesele Rusya perspektifine doğru geçilmeye başlanır. Bu perspektiften bakıldığında bölgede Türkiye herhangi bir örgütle vesaireyle filan değeri kıyaslanamayacak bir oyuncu olarak duracaktır bu jeopolitik denklemde. Şimdi tartışmaları takip ettiğinizde bu yönde bir argümanın da önemli stratejik mahfillerde gelişmeye başladığını görüyoruz. Ancak küresel sistemin mantığı içerisinde büyük güçler mümkün olduğunca çatışmayı ertelemek isterler. Mümkün olduğunca kendilerini bir işte kafadan uzun soluklu, uzun süre devam edecek bir çatışmanın tarafı haline getirmek istemezler. O yüzden biz bir sürü toplantı göreceğiz. Zirveler yapılacak. Suriye sorunu çözdük diyecekler. Şu kadar mesafe aldık. De Rusya belki şu anda Irak'a girme diyor Amerika. Yani Irak'a girecek, Irak'a girdi ama şuradan fazla uçağını çevirmeyecek diyecekler. Orada bir toplantı yapıldığını göreceğiz. Sonra Rusya başka taraflara da girecek ama bu şeyin, bu dinamiğin bir kırılma noktası var. O kırılma noktasına gelinmesi de ihtimal dahilinde. O kırılma noktasına gelinirse biz yeni büyük güç bilek güreşinin, coğrafyasının hemen Türkiye'nin güney sınırları üzerine kuruluşuyla şahitlik edebiliriz. Bu da bir yakın, yani bu da bir ihtimaldir. Uzak,
hayali, muhayyel bir ihtimal değildir. Türkiye'nin bu ihtimali de göz önüne alarak hem diplomatik hem diğer hazırlıklarını yapması gerekiyor. Hülasa Orta Doğu'da büyük bir ateş var. Biz bu ateşin alevlerini tarihimizden hatırlıyoruz. O alevlerin tarihi aynı zamanda Türk ocaklarının da tarihi. Biz böylesine büyük bir yangında çok büyük ve ağır kayıplara uğramış olan bir millet olarak Anadolu coğrafyasında devlet çatımızı kurduk ve buraya sığındık. Şimdi Türk ocaklarından bakarak bu büyük alevin yeniden bulutlarımızda yükselmeye başladığını görüyoruz. Ümit ediyoruz, inanıyoruz ki milletimizi, devletimizi yönetenler bizim gibi bu alevi, ufkumuzda beliren bu alevi görsünler, tanısınlar ve dünkü acı tecrübeleri yaşamayacağımız bir gelecek ufku bize çizsinler. Sabrınız için hepinize çok çok teşekkür ederim.